Merhaba. Bugün size iş görüşmesine gitmeden önce mutlaka bilmeniz gereken 10 Excel özelliğinden bahsedeceğim. Bu özelliklerden ilki hızlı çözümleme aracı. Bakın, verilerimin tamamını seçtikten sonra sağ alt köşede bir hızlı çözümleme aracı çıkıyor. Buna aynı zamanda CTRL ve Q tuşlarına basarak da ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki sağdaki ikona tıklayarak da ilgili hızlı çözümleme aracına ulaşabiliyorsunuz. Bakın burada biçimlendirme, grafikler, toplamlar, tablolar ve mini grafikler diye seçenekler var. Biçimlendirmeden veri çubuğu ekleyebiliyorsunuz. Renk ölçeği ekleyebiliyorsunuz. Simge kümesi ekleyebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Büyük tür belli bir sayıdan büyük olan değerler için koşullu biçimlendirme yapabiliyorsunuz. İlk %10 verilerimiz için koşullu biçimlendirme yapabiliyorsunuz ya da biçimi temizleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın kümelenmiş sütun grafiği ekleyebiliyorsunuz. Yığılmış sütun grafiği ekleyebiliyorsunuz. Ya da diğer grafiklerden herhangi bir tanesini istediğiniz şekilde bakın tıkladığımda bana diğer grafikleri buradan açmış oldu. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde dağılım grafiği ya da diğer tüm grafiklerden istediğiniz gibi çizgi grafiği veya istediğiniz herhangi bir grafiği ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın grafiklerden sonra toplam ekleyebiliyorsunuz. Bakın otomatik toplam en alt kısma ekleyebiliyoruz. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi otomatik toplam ekledi. Toplamlar kısmına geliyorum. Bakın ortalama ekleyebiliyorum. Saydırabiliyorum kaç adet veri olduğunu. Yüzde toplam verilerini ekleyebiliyorum. Yani toplamın yüzdesini hesaplatabiliyorum. Değişen toplam adetlerini buraya yazdırabiliyorum. Bakın ya da sağ tarafa kişilerin toplamlarını ekletebiliyorum. Gördüğünüz gibi tekrar tıklıyorum, toplamlara geliyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz küçük sağ yön işaretine tıkladıktan sonra bakın toplam ortalama kişilerin ortalaması bu. Saydırabiliyorum kaç adet veri olduğunu, yüzde toplamını bulabiliyorum. Değişen toplam adetlerini burada hesaplatabiliyorum. Ben toplama hesaplatayım. Bakın burada bazı veriler var. Bunları değiştirmek istiyor musunuz? Tamam dediğimde ilgili çalışmayı gerçekleştiriyor. Bakın tablo ekleyebiliyoruz. Yani ben bu verilerimi tablo formatına çevirebiliyorum. Burada resimde gördüğünüz gibi. Pivot tablolara çevirebiliyorum. Buradan aynı şekilde bazı pivot tablo özelliklerinden istediğim verilere göre pivot tabloları hızlıca oluşturabiliyorum. Ya da diğer diyerek bakın buradan istediğim bir pivot tabloyu seçip istediğim bir özelliğe göre pivot tabloyu da hızlıca oluşturabiliyorum. Aynı şekilde bakın mini grafikler ekleyebiliyorum. Çizgi grafikleri bakın yan tarafta gördüğünüz gibi sütun grafikleri, kazanç kayıp grafiklerini de buraya kolayca ve hızlıca hızlı çözümleme aracıyla ekleyebiliyorum arkadaşlar. Sizlere ikinci olarak göstermek istediğim özellik açılır liste yapmak. Veri doğrulama ile birlikte yapabiliyoruz. Bakın buraya herhangi bir aralığa 1, 2 yazıp buradaki verilerimi 10'a kadar seçip bakın çünkü bu aralıkta 1 ve 10 arasında verilerim var. Gelip buradaki hücreyi seçip veri sekmesine gelip bakın veri doğrulamayı açıp buradan herhangi bir değer değil listeyi seçip kaynak kısmında da buradaki verilerimi seçebilirim. Bu birinci yöntem. Ya da buraya gelip bakın 1 noktalı virgül, 2 noktalı virgül, 3 noktalı virgül, 4 noktalı virgül, 5 noktalı virgül, 6 noktalı virgül, 7 sırasıyla bütün rakamları yazıp noktalı virgül koyarak aralarına tamam diyerek de ben buraya açılabilir bir sayı listesi. Buna İngilizce'de drop down list diyorlar. Açılabilir bir hücre içerisine ilgili listeyi yapabilirim. Bakın buradan bunu kopyalayıp bütün hücrelerime yapıştırabilirim. Ve buradan her birinden artık istediğim değişikliği yaparak gördüğünüz gibi burada bir açılabilir drop down sizlere üçüncü olarak göstermek istediğim şey hücre içerisindeki verileri otomatik olarak sığdırma işlemini nasıl yaparız? Bunu göstereceğim. Bakın bu şekilde ayrık verilerimin olduğunu düşünelim. Hücre içerisindeki verilerle hücrelerimin genişlikleri, sütunlarımın genişlikleri pek birbiriyle uyuşmuyor. Bakın çift taraflı ok ve ortasında bir çizgi çıkacak şekilde sütunlarımın arasındaki çizgilere gelip çift tıklarsam gördüğünüz gibi içerisinde veri olan maksimum aralığa kadar beni
en geniş, yani maksimum en geniş aralığa kadar benim verilerimi genişletir. Aynı şekilde bakın geri dönüyorum. Yaptığım değişiklikleri geri alıyorum. Ben buradan verilerimin tamamını seçip yine aynı şekilde herhangi bir sütunlarımın arasındaki çizgiye çift tıklarsam da toplu olarak hepsinin verisini içerisinde maksimum veri olan genişliğe kadar sınırlayarak gördüğünüz gibi tablo haline getirebiliyorum. Sizlere dördüncü olarak göstermek istediğim özellik devrik dönüşüm özelliği. Bakın verilerimin tamamını seçiyorum ve Ctrl C'ye basıp kopyaladıktan sonra devrik dönüşüm yapmak istediğim hücreye gelip sağ tıklıyorum ve özel yapıştır diyorum. Bakın özel yapıştır iletişim kutusu açıldı. Bu özel yapıştır iletişim kutusunun en altında devrik dönüşüm diye bir seçeneğim var. Excel'i İngilizce kullananlar bunu transpose olarak göreceklerdir. Bakın tamama bastıktan sonra kişilerimi sütunlara, aylarımı da satırlara olacak şekilde ilgili devrik dönüşümü gerçekleştirmiş oldum. Sizlere beşinci olarak göstermek istediğim özellik yinelenenleri kaldır özelliği. Buradaki verilerimi seçiyorum, kopyalıyorum ve herhangi bir yere yapıştırdıktan sonra bakın yinelenenleri kaldır diye veri sekmesinin altında veri araçlarının içerisinde bir alanım mevcut. Yinelenenleri kaldır iletişim kutusu açıldıktan sonra bakın sütunlarda yer alan başlıklarım benim burada mevcut. Hangi başlığa göre bir işlem yapmak istiyorsam o başlığı seçebilirim. Bakın tüm seçimi kaldır diyorum. Ben yalnızca burada kişileri, yinelenen kişileri kaldırmak istiyorum. Onların verileri kalsın istiyorum. Tamam'a basıyorum ve bakın 3 yinelenen değer bulundu ve kaldırıldı. 5 benzersiz değer kaldı diyor. Bakın bu veri dizinimin içerisindeki kişilerin içinde yinelenen değerleri buldu. Bakın Ali, Ali, Ayşe, Ayşe ve Ayşe bu verileri kaldırdı ve bana benzersiz değerlerin verilerini burada gerçekleştirmiş oldu. Sizlere 6. olarak göstermek istediğim özellik hedef ara özelliği. Bakın illere ait satış miktarlarımın yer aldığı verilerim olsun ve en altta da toplam 1 milyon 126 bin liralık satış yapmış olalım. Ben bu toplam satış miktarını 1,5 milyona çıkartmak için Samsun'a kaç adet satış yapmalıyım ya da toplam tutarım, satış tutarım ne olmalı? Bunu hesaplatacağım hızlıca Excel'e. Bakın veri sekmesine geliyorum ve veri sekmesinin altındaki tahmin alanında durum çözümlemesi diye bir alanım var. Durum çözümlemesinden hedef arayı tıklıyorum ve hedef ara iletişim kutusunu açıyorum. Bakın hedef aralı iletişim kutusunda ayarlanacak hücre, sonuç hücre ve değişecek hücre diye seçeneklerim var. Ayarlanacak hücre kısmına buradaki toplamı değiştireceğim için toplam verilerinin yer aldığı hücreyi seçiyorum. Sonuç hücreye gelip manuel olarak bakın burada seçilebilir bir alan yok. Nereye gitmek istiyorsam yani hedefim neyse onu yazıyorum. Ben 1 milyon 500 bin liraya gideceğim için sonuç hücreyi 1 milyon 500 bin lira olacak şekilde değiştir komutunu buraya giriyorum. Değişecek hücreye gelip de bakın buradaki Samsun hücresini seçiyorum ve tamama bastıktan sonra gördüğünüz gibi ilgili çalışmayı hızlıca Excel gerçekleştirdi ve bana sonucumu 374 bin liralık satış yaparsam Samsun'a ben toplam 1,5 milyon değerine ulaşırım sonucunu verdi. Sizlere 7. olarak göstermek istediğim özellik çapraz ara özelliği. Çapraz ara işlevi yalnızca Office 365 kullanıcılarına ve Office Insider kullanıcılarına açılmış bir özelliktir. Eğer Office 365 kullanmıyorsanız çapraz ara işlevini kullanamayacaksınız. Bakın düşey arada ve yatay arada mutlaka aranan değerimin sağ tarafındaki verileri getirebiliyordum. Fakat çapraz arayla birlikte ben aranan verilerimin sol tarafındaki verileri de kolayca ve hızlıca getirebiliyorum. Eşittir çapraz ara diyorum ve bakın taba basarak formülümün içerisine giriyorum. Arama değeri, arama dizisi, döndürülen dizi bulunamıyorsa eşleştirme modu ve arama modu olacak şekilde 6 farklı fonksiyon bağımsız değişken içeriyor ama oldukça basit bir formül. Bakın arama değerini soruyor. Ben buradaki kişilerin içerisindeki Ali'yi bulmak istiyorum. Noktalı virgül arama dizisi buradaki aranan değerin yer aldığı
tablodaki verileri seçiyorum. Yani kişilerin yer aldığı hücreleri seçiyorum ve F4'e basarak sabitliyorum. Neden sabitledim? Çünkü ben bu formülü yazdıktan sonra aşağıya doğru kopyaladığımda kişiler aşağıya doğru kaysın fakat tablom kaymasın istiyorum. O yüzden tablomdaki verileri sabitliyorum. Noktalı virgül döndürülen dizi. Yani buraya hangi verileri getireceksin diyor. Ben buradaki kişilerin toplam satış miktarlarını getireceğim. Bakın gördüğünüz gibi toplam satış miktarlarını seçiyorum ve burayı da sabitliyorum. Noktalı virgül. Bulunamıyorsa ne yapayım diyor. Bakın çift tırnak koyuyorum. Çift tırnak boş bırak demek. Noktalı virgül. Tam eşleşme. Tam eşleşme veya en yakın küçük öğe. Tam eşleşme veya en yakın büyük öğe. Joker karakter eşleştirme diye seçeneklerimiz var. Bu seçeneklerin detaylarını anlattığımız YouTube videomuz da var. Onlara yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Ben burada tam eşleşme olması için 0'ı seçiyorum. Noktalı virgül. Bakın arama modu baştan sona mı arayayım sondan başa mı arayayım diye bana soruyor. Ben 1'e basıyorum. Baştan sona doğru ara diyorum. Yani yukarıdan aşağıya doğru. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın Ali'nin satış adedi toplam satış adedi 46'ymış. Aşağıya doğru kopyaladığımda da her bir kişinin toplam satış adedini buldu. Bakın ben yukarıdan aşağıya doğru ara dediğim için bana Ali'nin buradaki 46 olan toplam satış adedini getirdi. Aşağıdan yukarıya doğru ara deseydim de buradaki 47'yi getirecekti. Sizlere 8. olarak göstermek istediğim formül filtre formülü. Filtre formülü de çapraz arada olduğu gibi yalnızca Office 365 ve Office Insider kullanıcılarına açık olan bir formüldür. Eğer Office 365 kullanmıyorsanız sizlerde filtre formülü bulunmaz. Eşittir filtre dedikten sonra taba basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın dizi, ekle ve boşsa diye 3 farklı bağımsız değişkenden oluşan basit ama mükemmel bir filtreleme aracıdır. Bakın diziyi seçin diyor. Öncelikle filtreleme yapacağım dizimdeki verilerimin tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Ekle diyor. Yani neye göre filtreleme yapacaksın? Hangi aralıkta filtreleme yapacaksın? Bakın ben kişilerin altındayım. Şu anda kişilere göre filtreleme yapacağım için sadece kişilerimin yer aldığı hücreleri seçiyorum. Sonra eşittir deyip bu hücrelerin içerisinde hangi veriye göre filtreleme yapacağım? Bakın ben buradan Ali'yi seçebilirim. Ya da buraya gelip tırnak işareti içerisinde Ali yazabilirim. Burada tercih sizin. Hangisine göre, hangisini yapmak isterseniz ona göre yapabilirsiniz. Ben buradan Ali'yi seçiyorum. Noktalı virgül. Boşsa ne yapayım diyor. Çift tırnak koyuyorum. Boş bırak diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın ilgili veri setimde Ali'lerin çalıştığı bölümleri, illeri ve toplam aylık satış adetlerini buraya bana hızlıca getirdi. Bir küçük özellik daha göstermek istiyorum. Bakın buradan kişilerimi seçiyorum, kopyalıyorum ve herhangi bir boşluğa yan tarafta yapıştırıyorum. Bakın sonra veri sekmesine geliyorum. Yinelenenleri kaldır deyip benzersiz olan verilerimi burada 5 veriyi sıralıyorum. Bakın burada kişileri gelip yine veri sekmesinin altındaki veri doğrulamadan herhangi bir değer değil listeyi seçip kaynak kısmına da buradaki arkadaşlarımı yazıyorum. Bakın buradan artık Ali, Ayşe, Ahmet seçilebilir bir şekilde geldi. Şimdi filtre formülünü yapıyorum. Eşittir filtre diyorum. Bakın taba basıyorum. Diziyi seç diyor. Buradaki veri dizinimin tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Ekle diyor. Bakın kişilere göre filtreleme yapacaksam kişilerin yer aldığı sütundaki verileri seçiyorum. Ve sonra eşittir dedikten sonra buradaki kişiyi değil de burada veri doğrulamayla listelenebilir kişileri yaptığım hücreyi seçiyorum. Noktalı virgül. Boşsa ne yapayım diyor. Çift tırnak koyuyorum yani boş bırak diyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın şimdi burada bu hücre içerisindeki veri Ayşe olduğu için Ayşe'nin verilerini bana burada filtreledi. Bakın Ali'yi seçiyorum. Ali'nin verilerini filtreledi. Ahmet'i seçiyorum. Ahmet'e ait verileri filtreledi. Hasan'ı seçsem Hasan'a ait verileri filtrelemiş oluyorum. Ve gördüğünüz gibi Tarık'ı seçince de Tarık'a ait verileri buradan kolayca filtreleyebiliyorum. Sizlere 9. olarak göstermek istediğim özellik hızlı doldurma özelliği. Bakın kişilerimin, illerimin ve mail adreslerimin yer aldığı bir veri dizimin olduğunu varsayalım. Ben buraya hızlıca mail adreslerini yazmak istediğimi düşünüyorum. ali@kikica.akademi
nokta.com yazıyorum ve enter'a basıp bir alt hücreye iniyorum. Bakın veri sekmesinin altındaki veri araçlarında hızlı doldurma diye bir seçeneğim var. Ben hızlı doldurmaya bastığımda gördüğünüz gibi her bir ismi aldı ve yanına mail uzantımın devamını ekleyerek bana hızlı bir şekilde verilerimi doldurdu. Sizlere 10. ve son olarak göstermek istediğim özellik özel yapıştır seçenekleri. Bakın böyle bir veri dizimin olduğunu varsayalım. Ben bu veri dizimimdeki verilerimi örneğin bir sayıyla çarpıp bölüp ya da başka matematiksel 4 işlemi gerçekleştirebiliyorum. Buraya örneğin 100 yazalım ve ben buradaki 100 sayısını Ctrl C ile kopyaladıktan sonra bakın ilgili yapıştırmak istediğim verilerimi seçiyorum. Ve sonrasında giriş sekmesinin altındaki yapıştırın altındaki oka tıklıyorum. Ve özel yapıştır iletişim kutusunu açıyorum. Gördüğünüz gibi özel yapıştır iletişim kutusunu açtım. Formülleri seçeneğini seçtikten sonra işlem kısmına bakın topla deyip tamama basarsam her bir verimi 100 ile toplamış oldum. Yine geliyorum yapıştıra. Özel yapıştır iletişim kutusunu açıyorum. Formülleri dedikten sonra çıkar dersem eğer bakın her bir veriden 100 çıkartıp başlangıç noktama geri dönüyorum. Bakın yapıştır dedikten sonra özel yapıştır iletişim kutusunu açıyorum. Ve formülleri dedikten sonra çarp dersem eğer gördüğünüz gibi her bir veriyi 100 ile çarpmış oldum. Aynı şekilde özel yapıştır iletişim kutusunu açtıktan sonra böl dersem gördüğünüz gibi her bir verimi 100'e bölmüş oldum. Şimdi örneğin ben bu verilerimi yüzdelik biçimde göstermek istiyorum. Bakın gelip buraya yüzde stilini seçersem gördüğünüz gibi stilim bozuldu. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Bakın başlangıç noktama geri dönüyorum. Önce buraya herhangi bir hücreye 100 yazıyorum. Ctrl C ile kopyaladıktan sonra verilerimin tamamını seçiyorum. Bakın özel yapıştır alanımı açıyorum. Formülleri dedikten sonra böl diyorum ve her bir verimi gördüğünüz gibi 100'e böldüm. Şimdi verilerim seçiliyken gördüğünüz gibi yüzde stiline basarsam eğer her bir verimi yüzdelik biçimde kolayca gösterebiliyorum.